Burada, evrende anlam veremediğimiz çok fazla olay yaşanıyor. Çünkü uzay hiç de misafirperver bir yer değil. Soğuk, ıssız yerlerden kavurucu gezegenlere kadar adeta ölüm saçıyor. Bazı kozmik olaylar var ki onlardan hem ürküyoruz hem de onlara hayranlık duyuyoruz. Bugün evrendeki en tehlikeli şeylerden birini inceleyeceğiz. Şu ana dek sadece birkaç bin pulsar keşfedebildik. Onların ne olduğunu anlamak için önce bir nötron yıldızını incelemeliyiz. Her şey gibi yıldızların da bir sonu var. Bu yeni başlangıçlar yaratsa da ilk evreleri son derece etkileyici. Nötron yıldızları aslında patlamadan geri kalan enkazlar, yıldız artıkları. Büyük yıldızlar daha fazla yakıtları kalmadığında süpernova dediğimiz patlamalar yaşıyor. Geri kalan kısmı kendi içine çöküyor. Bunlar bilinen evrendeki en yoğun yıldızlar oluyor. 1960'ların sonunda gökbilimciler belirli periyotlarla çok düzenli olarak titreşen radyo kaynakları keşfetti. Atomik saatlerin ultra yüksek hassasiyeti. Aslında ilk başlarda bunları dünya dışı zeki uygarlıkların sinyalleri olarak düşündük. Ama birkaç pulsar keşfettiğimizde bunun yanlış bir düşünce olduğunu anladık. Onlar doğal fenomenlerdi. Aslında çoğu inanılmaz derecede yoğun nötron yıldızları gibi görünse de yıllarca süren çalışmalar sonunda 2017'de yavaş dönen beyaz hücre pulsarı da keşfettik. Bir yıldızın kendi helyum kaynaklarını tüketmesi de garip. Bu gerçekleştiğinde yer çekimi ölmekte olan yıldızı içe doğru çeker. Yıldız ezildikçe içindeki elementler kaynaşarak yeni elementler oluşturur. Ve bu olay demir çekirdekle sonuçlanır. Bu olduğunda demirin dışa verecek enerjisi olmadığı için yıldız tamamen içe doğru çöker. Yıldızın ezilme kuvveti o kadar güçlüdür ki normalde yakın olmaktan nefret eden elektron ve protonların nötrona dönüşmesine neden olur. Yaptığımız çoğu modelleme nötron yıldızlarının neredeyse tamamen nötrondan oluştuğunu öngörüyor. Proton ve nötron çekilince nötron yıldızı inanılmaz sıkışık bir cisim haline geliyor. Her pulsar bir nötron yıldızıdır. Fakat her nötron yıldızı bir pulsar değildir. Yani pulsarlar nötron yıldızlarının özel bir alt kümesidir. Bu nötronlar küçük bir şehir büyüklüğünde nükleer bir top haline gelir. Bu nükleer topun dışındaki madde ışık hızının %25 oranında emilir ve büyük bir süpernovada dışarıya doğru patlar. Yerini ise bir nötron yıldızına bırakır. Bu şey 1 milyon dünya kütlesinde ama sadece 24 kilometre genişliğinde. Yani Everest'in bir fincan kahvede olduğunu düşünün. Yoğunluk garip bir şey. Bu nesnelerin yer çekimi o kadar yoğun olur ki ışığın hem önünü hem de arkasını bükebilir. İşte pulsarlar burada devreye girer. Pulsar dediğimiz şey saniyede 632 kez yani inanılmaz bir dönüş yapabilen nötron yıldızıdır. Hatta bu kuralı ihlal eden ve milisaniyeler içerisinde dönüşünü tamamlayanlar bile keşfedildi. Adları ise her döndüklerinde ve dünyaya doğru baktıklarında meydana gelen radyo dalgaları atılımlarından geliyor. Bunlar milisaniyeden saniyeye kadar değişen çok düzenli aralıklarla radyasyon atımları yapan dönen nötron yıldızları. Bu kozmik danstan oluşan manyetik alan çok güçlü. Açığa çıkan enerjinin ufak bir kısmı bile dünyada bu zamana kadar ürettiğimizden fazla. Pulsarı zihninizde canlandırmanın en iyi yolu deniz fenerlerini hayal etmek. Geceleri bir deniz feneri gökyüzünü süpüren bir ışık hüzmesi yayar. Işık sürekli olarak parlasa da ışını yalnızca doğrudan yönünü gösterdiğinde görülebilir. Bu animasyon bizleri güçlü manyetik alanlarıyla birlikte dönen bir pulsarla tanıştırıyor. Görüş alanımız ışına doğru kaydığında nötron yıldızının her dönüşünde titreşimleri görebiliyoruz. Onları ölümcül yapan şey ise yan ürünleri. Pulsarlar radyo dalgaları yayma eğilimindedirler. Ancak hepsi bunu yapmaz. Bazıları çok daha ölümcül olan gama ışınları yayar. Daha da kötüsü bir gama ışını patlamasına salınan tek bir gama ışını attığı yerine bir pulsar bu tehlikeli dalgaların bir fanını serbest bırakabilir. Radyo dalgalarındaki fotonlar atomlarımızla etkileşime girdiğinde zayıflatırlar. Ama gama ışını fotonları vücudumuza kolayca nüfuz ederek atomlarımızı radyoaktif hale getirebilir. X ışını pulsarları ya nötron yıldızlarındaki manyetosferik emisyon sebebiyle ya da bir refakatçiden madde birikmesi sebebiyle X ışını yayar. Gama ışını pulsarları ise çok daha nadirdir ve çoğu güçlü manyetik alanlara sahip olan genç nötron yıldızlarıdır.
Vela gökyüzündeki en parlak pulsardır. Saniyede 11.195 kez döner. Vela pulsar yüksek enerjili gama ışını ile gökyüzünü şenlendirir. Bir pulsar tehlikelidir. Peki ya iki pulsar? Zaten tek başına çok güçlü olan bu cisimler birbirine yaklaştığında büyük bir çarpışmayla bitecek olan ölümcül bir dansa başlayabilirler. Bu tür bir patlama salınan yerçekim dalgalarının sayısı açısından süpernovadan daha güçlüdür. Ona kironova diyoruz. Neyse ki dünyaya ulaşma mesafesine baktığımızda bize bu denli yakın bir pulsar yok. Bu nesneler daha yoğun bir hale geldiklerinde kendi içine çöküyor ve kara delik oluyorlar. Bize yakın olmadıkları için genel hatları itibariyle pulsarları ve nötron yıldızlarını incelemek çok zor. Ancak evrendeki tahmini nötron yıldızlarının sayısını göz önüne aldığımızda şu an uzaydaki gerçek pulsar sayısını keşfetmeye çok yakın olabiliriz. Bir yıldız evriminin en son halkası olan pulsarları yalnızca elektromanyetik radyasyon, özellikle de radyo dalgaları manyetik kutuplarından aktığı için görebiliyoruz. Pulsarlar dönerken bu akıntılar her seferinde bir kez dünyayı işaret ediyor. Bunların mükemmel saatler olduğu düşünülüyor. Ama bugün, yani 50 yıl sonra bile pulsarların nasıl bu kadar doğru periyodik sinyaller ürettiklerini tam olarak çözemedik. Geniş spektrumlu radyasyonun dar jetleri gökbilimcilere nötron yıldızları gibi süper yoğun nesnelerin davranışları ve yapıları hakkında çok şey söyleyebilir. Pulsarların hassas dönüşleri atomik saatlerle rekabet ettiği için onları uzaydaki uzun mesafeleri ölçmek ve uzay ve zaman üzerinde deneyler yapmak için kullanabiliriz. Pulsarların atomlarını ses dosyasına dönüştürdüğümüzde ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yapılan ölçümlerin ne kadar hassas olduğuna dikkat edin. Mega kentlerin içinde ne kadar güç barındırdığını hayal edin. Peki ya pulsarlar? Tipik bir nötron yıldızındaki manyetik alan, dünyadaki manyetik alanın trilyonlarca katı. Bir gün pulsarları kullanabilir miyiz dersiniz? Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.